Mahmut Övür. Aa, Kılıçdaroğlu nereye gitti? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye götürdüğü gazetecileri de atlatarak 8 saat ortadan kaybolması herkesi şaşkına çevirdi. Nasıl çevirmesin ki? Bırakın CHP'yi, herhangi bir partinin başkanı bile alayı vallayla gittiği ve bütün gözlerin üzerinde olduğu bir gezide 8 saat ortadan kayboluyorsa insanlar merak eder, soru sorar ve soruşturur. Bunu da sadece gazeteciler veya rakip siyasi aktörler yapmaz. Bizzat o siyasi partinin kadroları ve tabanı yapar. Yapıyorlar da zaten. Dünden bu yana CHP'nin içinden onlarca insan merak edip soruyor. Hatta bir adım ileri gidip şu sorunun cevabını arıyorlar. Bir genel başkan neden yanındakilere bile bilgi vermeden 8 saat yolu arabayla alır? Üstelik Kılıçdaroğlu o geziye çıkmadan önce ABD'de FETÖ'cülerle gizli kapaklı görüşme yapabilir denildiği halde. Bu şüpheyi bizzat Kılıçdaroğlu 8 saat ortadan kaybı olarak inandırıcı hale getirdi. Dahası yanında götürdüğü gazeteciler bile ne olup bittiğini anlamadıkları için çaresiz bir biçimde ve komik gerekçelerle Kılıçdaroğlu'nun araba yolculuğunu savunmak zorunda kaldı. Bakın Orhan Bursalı ne diyor? Salı sabahı Bastın'dan ayrılıp havaalanına gittik. Uçağa binince önde sadece CHP milletvekilleri Faik Öztürak ve Yunus Emre oturuyordu. Kılıçdaroğlu yoktu. Ona ayrılmış koltuk da yoktu. Aa dedim kendime. Kılıçdaroğlu başka yerde. Nereye gitti acaba? Sorduk soruşturduk. Sıfır bilgi. Tabii sıfır bilgiyle bu kadar yazılabilir. Sani Kılıçdaroğlu nereye gitmişti? Aa birden o gazetecileri de sevindiren ama Uğur Dündar'ı üzen ve kızdıran cevap sosyal medyadan geldi. Kılıçdaroğlu New York'a gitmiş sesi iyi anlaşılmayan kötü bir görüntüyle siyasi bir hamle yapmıştı. Arabayla 8 saat yol alarak New York'a gitmesinin nedeni de Mert Turgen'in vakıf binasıymış. İnanılır gibi değil. Peki o büyük gazetecilere neden o görüntüden ve gezinin tek siyasi hamlesinden mahrum bıraktı? Gazeteciler gelseydi daha bir şaşalı olmaz mıydı? Ses de kayıt da daha güzel olurdu. Neyse kimsenin bunu yutmayacağı çok açık. Siyahi bir şoförün kullandığı arabayla 8 saatlik yolu sadece o görüntü için aldığına, sanıyorum o iki gazeteci dışında Özgür Özel hatta Engin Erkoç bile inanmaz. Belki Tunca Özkan inanabilir. Bana gelen bilgilere göre o yolculukta iki kez kısa mola verilmiş. Sonra bir okula gidilmiş, orada bir grup öğrenciyle ayaküstü konuşulduktan sonra okulun özel odalarında bir süre kalınmış ve sonrası yok. Bir kez daha soruyorum. Orada daha önce yazdığım FETÖ'cü Şerif Ali Tekal anlamı görüşüldü? Ya da başkaları da var mıydı? Önceki günde yazdım. FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor. Bu gezi sonrası şu bilgide konuşuluyor. ABD derin aklı da icazet vermemiş. Aynı kanallar Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta da kararlı olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi tablo hiç iç açıcı değil. Bu siyasi hava o makam için her yolu mübah İmamoğlu'nu mu harekete geçirir? Yoksa gelsin de netleşiriz diyen Akşener'in adaylığının önünü mü açar? Ya da gül gibi sürpriz bekleyenlerin önü mü açılır göreceğiz. Ama ortalığın çok karışacağı ve batı yakasında dosyaların açılacağı, itibarsızlaştırmaların başlayacağı, kılıçların çekileceği çok açık. Bu tablodansa ABD gezisi sonrası icazet suçlamaları da olsa Adaylığın netleşmesini tercih ederdim. Mahmut Övür Mehmet Şeker Hem ziyaret, hem icazet, hem teknolojik gelişmeler. Bir tarihte yurt dışında yaşayan kızıyla damadının yanına gitmek isteyen yaşlı çifte konsoloslukta usulen soruyorlar. Ne maksatla gitmek istiyorsunuz? Adam kendinden emin, mütebessim, hem ziyaret hem ticaret diye cevaplıyor. Vize vermek ya da vermemek bankonun öbür tarafındaki görevlinin inisiyatifinde. Genç memurun kafası karışıyor. Hem ziyaret hem ticaret ne demek? Olmaz öyle şey. İkisinden biri olsa ona göre değerlendirecek. İkisi bir arada olunca vaziyeti algılayamıyor. Kahve mi bu? Basıyor red mührünü. Tontonlar orada şaşkın kalakalıyorlar. Torunlarımızı özledik deseler mesele yok. Kızımızla damadımız çağırdı. Bir ay kalmaya gidiyoruz deseler vizeyi alacaklar. Memurun anlayışına göre hem ziyaret hem ticaret ifadesi prosedüre aykırı. Elin gevuru ne bilsin bizde böyle bir kalıp olduğunu. Türkçe öğrenmiş ama dil öğrenmek yetmiyor bazen. Kuşkulu bir durum. Hatta şüpheli bir vaziyet. Verdikleri cevap yeterince kuşkurtucu. Aslında ticaret micaret yapacak halleri yok. Alırlarsa iki üç tane küçük hediyelik eşya alıp dönecekler. Gelince bir iki tanesini buzdolabının kapısına yapıştıracaklar. Kalanları konu komşuya hediye edecekler. Sonraki yıllarda konsolosluklarda yerli memurlar görevlendirildi. Bir Türk memura o cevap verildiğinde ticari bir faaliyetin söz konusu olmadığını bilir. Şimdi gelelim günümüze. Bizim demokrat emmi ABD'ye gitti ya o yüzden hem ziyaret hem icazet için gidiyorum demedi büyük ihtimal. Amerikalılar dahil kimsenin kafası karışmasın. Teknolojik gelişmeleri yakından inceleyecek. Çok iyi bildiği işler malum. O kadar kısa zamanda olmaz, bir şey anlaşılmaz diyenlere kulak asmayın. Nifak sokmaya, karalamaya çalışanlar onlar. Demokrat emmi 2-3 günde anlar neyin ne olduğunu. Cumhuriyetçilerle görüşürken demokrat olduğunu söylemesin yeter. Gözleri kapalıyken dokunduğu elmanın rengini anlayan kişi gördüğünü anlamaz mı? Bakar bakmaz işi çözer zaten. Gelince de ülkemize büyük katkılar sağlar. Artık kim tutar bizi? Yeter ki görüp incelediği teknolojik gelişmelerin ayrıntısını kendine saklamasın. Yeter ki ketum davranmasın, sır diye içinde tutmasın. Böyleyken de böyle desin, işi kotarsın. Hadi gene iyiyiz. Mehmet Şeker Yasin Aktay başörtüsü ve Aleviler ve iki tarzı siyaset. Geçtiğimiz hafta içinde iktidar ve muhalefet cephelerinden neredeyse eş zamanlı olarak yapılan iki hamde, her ikisinin münhasır tarzı siyasetini birlikte görerek karşılaştırma imkanı da vermiş oldu. Öncelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz da tuhaf karşılanan başörtüsü çıkışı, neresinden bakılırsa içinde bulunduğumuz durumda tamamen anakronik bir çıkıştı. Çünkü son 10 yıldır AK Parti'nin tamamen CHP'nin kıran kırana direncine rağmen her aşamada çözülmüş olan başörtüsü sorununu şimdi çözmekten bahsetmek tamamen dam üstünde saksan kabilinden bağlam dışı, münasebet dışı bir çıkış oldu. Buna rağmen bu haliyle aslında kafaları iyice karıştırma potansiyeline sahip bir çıkış olduğunu kabul etmeliyiz. Ne alaka dedirten bu çıkışın meğer Kılıçdaroğlu üzerinde asılı duran ağır bir güvensizliğe karşı savunma, teminat verme ihtiyacından kaynaklandığı anlaşılıyor. CHP'nin iktidara gelmesi halinde geçmişte yaptıklarını yapmaktan geri durmayacağına dair ciddi bir endişeye savunmacı bir cevaptı CHP Genel Başkanı'nın yaptı. Ama bu konuşmayı yaparken muhafazakar kesimin endişelerini gidereyim derken kendi partisinin içindeki niyetlerin bir tepki olarak da olsa faş olmasına yol açtı. Muhafazakar kesim onu samimiyetsizlikle suçlamadan önce kendi partilileri aslında muhafazakar kesimin bütün endişelerini fazlasıyla haklı çıkaracak tepkiler verdi. Tekrar başörtülüler için o kabus günlerinin bütün lakırdıları, lafları hızla en yetkili ağızlardan tedavüle girdi. Yine unutmaya yüz tuttuğumuz o türban başörtüsü ayrımları yetmiyor bir de sıkma baş aşağılamalarını CHP'lilerin siyasetçisinden, akademisyeninden, gazete yazarından dinledik. Öyle anlaşılıyor ki CHP'liler 10 yıldır toplumda sağlanmış olan normalleşme ile başörtüsünün sorun olmaktan çıkmış olmasına bu aralar sadece sabırla tahammül ediyorlarmış. Kibirli bir özgüvenle bu normalleşmeyle yaşanan özgürlüğün eninde sonunda düzeltilecek geçici bir durum olduğunu düşünüyorlar. Bunca yaşanan olaylar, halktan yedikleri onca şamar, hala akıllarını başlarına getirmemiş. Hala olayı aslında tartışılması teklif dahi edilemeyecek, hatta akla bile getirilemeyecek bir temel hak ve özgürlük sorunu olarak görmüyorlar. Müslüman bir ülkede başörtüsünü yasaklamanın halk tarafından ancak işgalcilik ve İslam düşmanlığı olarak değerlendirildiğini hala kavramamışlar. Bu söylenenlere bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun gerçekten kendi partililerine karşı böyle bir çıkış yapmış olmasını büyük bir cesaret olarak gördüm. Burada CHP'yi herhangi bir ihtimalde ülkeye zarar vermekten men edecek, Türkiye'yi CHP'nin muhtemel zararlı etkilerine karşı koruyacak bir anayasal düzenlemenin şart olduğu anlaşılıyor ve belki de Kılıçdaroğlu bu teminatı vermeye çalışıyor. Bu konuşmanın hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevilerle ilgili günler öncesinden duyurulmuş olan ama çok öncesinden başlatılmış çalışmaların bir noktaya varmış olduğuna dair duyurusu geldi. Alevilerin Türkiye'de bilhassa 90'lı yıllardan itibaren daha fazla dillendirilmeye başlanan talepleri var. Daha öncesini soracak olursanız Alevilerin Alevi olarak kendilerini ifade etmeleri bile yasaktı. CHP'nin tek partili yıllardan itibaren bir oy deposu hatta arka bahçe olarak değerlendirdiği Alevilere sunduğu şey buydu. Kimliğin inkarı, inanç ve geleneklerinin tamamen göz ardı edilmesi ve tamamen sekülerleştirici bir asimilasyon. Bu uzun asimilasyon süreçlerinin sonucunda 80'li yıllardan itibaren Aleviler tekrar kimliklerini, inançlarını aramaya ve kendilerini ifade etmeye, cemaatleşmeye başladılar. Aslında bu dünyada ve Türkiye'de yaşanmakta olan hızlı göç ve kentleşmeye paralel olarak gelişen dini ve kültürel kimliklerin keşfiyle de paralel bir süreçti. Önceki bir Cumhurbaşkanının ifade biçimiyle "Evvel yok idi, nereden çıktı şu Aleviler, nereden çıktı şu Kürtler, nereden çıktı şu başörtülüler?" denilerek geçiştirilebilecek bir şey değildi. Toplumsal dinamizm her zaman yeni sorunlar veya yeni talepler çıkarır siyasetçinin karşısına. Siyasetin görevi bu yeni talepleri anlamaya ve karşılamaya çalışmaktır. Karşılanamayacak tarafları ancak başkalarının haklarına bir saldırı içermesi durumunda olabilir. Oysa Alevi'nin talebi Sünni'nin, Kürt'ün talebi Türk'ün hangi hakkına bir saldırı olabilir? İyi bir siyasal beden idaresi bütün bu toplumsal talepleri görüp karşılığını verir. En önemli sorunlardan biri toplumun farklı kesimlerinin kendi hak taleplerini başkalarının haklarını ihlal artına bağlaması. Başörtüsü yasağı da neticede bir taleptir ve başkalarının hakkını, özgürlüğünü ihlal etmeden gerçekleşmez. Ama bu noktada çok daha vahim olan yasağı talep edenlerin başkalarına bu hakkı kısıtlamayı kendileri için bir hak olarak görebilmelir. Tuhaf bir hak, başka insanların haklarını kısıtlama hakkı. Öyle bir şey yok tabii. Ama Türkiye'de CHP siyaseti vatandaşın dinini, kültürünü, inancını, tarih bilincini, kılığını, kıyafetini belirleme hakkını kendinde gördü hep. Bu hakkına karşı çıkanlara da her türlü dışlama hakkını da sonuna kadar Kullandı. Aleviler de, Kürtler de, başörtülüler de bu anlayışın mağduru, kurbanı oldular 80 yıl boyunca. Her üçünü de görüp onlara kendi kimliklerini ifade hakkını teslim eden AK Parti yönetimi oldu. Üstelik AK Parti'nin bu sorunu çözerken şu ana kadar izlemiş olduğu siyaset tam da farkını ortaya koymuş oluyor. Toplumsal talepleri olanları görmezden gelerek kendi zihnindeki kategoriler tanımlara sıkıştırmak yerine onları sonuna kadar dinlemek ve talebe cevap vermeye çalışmak. Aleviler hakkında konuşup onlara kendi tanımlarını empoze etmeye çalışmadı AK Parti. Bilakis onlarla konuştu, onları dinledi ve onların kendilerini tanımlamıştı tanımladıkları gibi tanımaya ve anlamaya çalıştı. CHP ve tek parti yönetimi ise ne Alevileri ne Kürtleri ne de başörtülüleri hiçbir zaman kendi kavramlarıyla kendilerini tanıttıkları gibi tanımaya yanaşmadı. Hep kafasındaki şablonlarla hareket etti ve işte sonuç. Bu sonuca nasıl bir yolla gelindiği üzerinde de durmadan geçmeyelim ama sonra. Yasin Aktay